mantıklı abi. Şimdi mesela NTV. Ben NTV'ye mesela kızıyorum son zamanlarda. Üstüne gidiyorum. Çünkü tarafı diyor ki biz tarafsız, herkese eşit mesafedeyiz. E değilsiniz kardeş. Şimdi Yeni Şafak herkese eşit mesafede. Taraf herkese eşit mesafede. Yani bu gazeteler kimliğini koymuş. Palavra sıkmıyor. Sıkarlarsa eleştiririz. Objektif objektif yok. Tarafı net. Demokratik cepheden yana. Evet siyasi olarak AK Parti'den yana ama işte şey geri geldiği zaman da eleştirir demokratik açıdan. NTV desin ki biz CHP'liyiz. CHP'yi destekliyoruz. Türkiye için bir CHP iktidarını, bir CHP-MHP iktidarını olumlu buluyoruz. Eyvallah. Abi yandan bilmem ne. Şimdi öyle bir şey yok. Oraya Mehmet Barlas'a Nazlıca'ya numunelik diye koymuşlar. Objektiflik görüntüsü altında. Bütün altyazılar, bütün yönetim, bütün zihniyet öyle örgütleniyor. İlhan Cihaner için başsavcılıkta Erzincan başsavcılığına arama yapılmıştı. NTV'nin başlığından unutmuyorum. Erzincan savcılığına abluka. Abluka dediği yasal olarak adam tutuklanıyor. Yani işte abluka dediği bir illegal bir yapılanma, illegal bir örgüt. İlhan Cihaner kaçırmıyor ki. Ya da Yunanistan kuşatmış değil. Ya özel yetkili Cumhuriyet Savcısı işte rüşvet bilmem ne birkaç suçta resmi belgede sahtecilik gibi suçlarda Erzincan başsavcısını tutuklamaya gelmiş. Ha sen bu cezayı eleştirirsen abluka. O ya da bunu dersin. Dersin ki biz ART gibiyiz. Biz ulusal kanal gibiyiz. Bakın ben Sözcü, Yeni Çağ, Cumhuriyet'e dokunulsun ilk vurulacak insanlardan biriyiz üçümüz de herhalde. Çünkü bu adamların tarafı net. Bak ben bunları daha namuslu buluyorum açık söyleyeyim. Tarafları net. Var mı Sözcü gazetesi? Biz objektif bir gazeteyiz diyor mu mesela Sözcü gazetesi yani? Mühim olan bu. Yani bir taraftan işte başbakanın vizyonuna katılıyoruz. Başbakanın vizyonunu destekliyoruz diyen bir patron Feris Şahenk. Eyvallah. Kendisi kıymetli bir iş adamıdır. E bir yandan da böyle bir televizyon var ki çaktırmadan çakıyor. Sinsi sinsi propaganda yapıyor. Sahtekarca olan bu bence. Çok açık söylüyorum. Diğerleri de aynı. Yani bugün Milliyet. Milliyet'in genel çizgisi CHP'li bir gazetedir. Ayıp değil ki. 60 yıllık gazete bu. Her zaman CHP'li oldu bu gazete. Yani Milliyet gazetesi yarın dönüşürse belki kendi zararı ama tavır koy. Yani Milliyet son dönem öyle tavır koy. Biz yine objektifiz. Bilmem ne değilsin. Hukuktan sapma. Ölçü budur. Evet. Bir de burada bence abi böyle eyyam çizgisine girince yani ben oraya da yakınım, buraya da yakınım, başbakanın önünde değilirim ama bir yandan da işte arkadan abluka diye yazarım bilmem ne dersen burada bence hiçbir anlamı ve hiçbir ahlaki kıymeti olmayan eyyamcı takımı belli yerlerde oluyor. Yani CHP'nin gazetesi olsa zamanın Abdi Bektiş gibi, Altan Öymeni gibi. Rasim bana 3 tane eyyamcı gazeteci say. Çizgisi onları iyi bilirsin. Benden daha iyi bilirsin. Biz sizlerden öğrendik hocam kimi eyyamcı olduğunu. Ben sizi çömezirim. Hakikaten 3 tane sayar mısın? 3 eyyamcı say bana. Sen iyi bilirsin onları. Bahsi bitireyim ben söylerim ya. Ne şimdi söyle ya. Bir kere burada söyledik diye bir şey yemiştik ya. Delikanlı ol burada söyle ya. Bir dakika Rütük açıklama yapmış hatırlamıyor musun? Rütük açıklaması hatırlamıyor musunuz? Ben söylemiştim o zaman. Mıydı? Bilmiyorum ben. Burada. Tabii Rütük bunu açıklama gönderdi. Evet, evet. Bu konuda mıydı? Bu konuda. Ahmet Hakan ve Ruşen Çakır eyyamcıdır dedim diye belki bir daha götürdüm. ne yapayım dedim sen dedin dedik biz. Ben demedim. Ben istemedim Ruşen, senden. Ruşen Çakır tam bir eyyamcıdır. Tam bu karakter. Ben başbakanla da çok iyiyim. Hükümet beni sever. Cemaat de beni sever. Bakın Ekrem Dumanlı'yı çıkarttım. Ekrem Dumanlı gitmiyor. Suç mu? Eyyamcı olmak suç mu Rasim? Ya suç değil ama bak. Abi şuna benzetiyorum sana. Şunu söyleyeyim sana. AK Parti %2 oy alsa hükümet olabilir mi? Olamaz. Olamaz gerek değil mi? %2'lik hak ettiği payı karşılığına alır. 3-5 belediye alır. 9-10 belde alır. Doğru mu? Doğru. %2'lik bir %2 bile değil. %1'in altında bir zihniyet yapısını ifade eden ne CHP'lilerin ne MHP'lilerin ne AK Partililerin sevmediği, güvenmediği, bu benim yazarımdır demediği birinin medya pastasında hak ettiğinden fazla pay alması gayri adildir. Bu ancak Türkiye gibi yapısı tam oturmamış ülkelerde. Ruşen mi pastadan adil olmayan tabii pay yani alıyor? Şu anki konumu nedir? Kendi evet. Diyor ki Feris Şahin işte bu diyor ulusalcı değil. Bir sürü bak ben size bir şey bir sürü ulusalcı bir sürü kemalist de NTV'de korkudan çıkmıyor. Açık söyleyelim bir yandan küvetle de iyi geçinme derdindeler. Açık her şeyi açık konuşalım burada. Onun için onları da çıkarmıyorlar. Hep böyle orta karar tipler yani muhalif olsun ama böyle çok da böyle bir yerleri kızdırmasın. İşte onun için abi bu bir günden... Ruşen'i çağıralım gelsin haftaya buraya. Ragıp Duran'dır bilmiyor. Gelsin konuşun. Gelsin de Ruşen'i çağıralım. Kim? Rasim'e cevaplasın. Hiç bak benim şeyim yok. Ben başka yardımını söylüyorum.
Bu tek o değil. Diğer konuda da. Yani sen, yani dediğim gibi ben bu tür öbür bahsettiğim sözcüdür, cumhuriyettir çok fazla saygı duyuyorum. Ya illegal yapılarla bağlantıya geçmedikleri müddetçe bu gazeteler bence yaşayacak. Doğru. Bence iyi para kazanacak ve büyüyecekler bu dönemde bak. İllegal yapılarla bağlantı kurmadığı müddetçe Yeni Çağ, Sözcü, Cumhuriyet yaşayacak. Onların televizyon versiyonu, MTV'de öyle olsun, tavrından açık belli etsin. Yaşayacak. Ama eyyamcı takımı, yani ne CHP'li ama CHP'lilerle iyi ilişki içinde, ne genel kurmayla bir yan dirsek içinde. CHP'nin şeyini nasıl buldun Rasim? Seçim vaatleri nasıl buldun? Valla yani ona birazdan gireriz tabii. Bu bir sürü şeyi ben orada palavra gördüm. O bir sürü konu, işte aile sigortası bilmem ne, içi boşlu orduyla ilgili ama yani lafımı tamamlarsam yeni dönemde medya düzeni yerine oturacaktır abi. Tabii. Yani bu şuna benziyor. 98-2001 arası hiçbir şekilde siyah, mesela milli irade temsil etmeyen partiler iktidara geldi. Yalım Erez başbakan oluyordu. Yani Yalım Erez'in başbakan olma girişimiyle işte Ruşen Çakır'ın ya da diğer kimi arkadaşların şu anki pozisyonları aynı değerlidir. Yani o ara rejimden istifade ederek başbakan olmaya kalkıyordu. %0 temsille. Bunlar ara dönemden, yani Ergenekon geçiş döneminden istifade ederek oraya da yakınım, buraya da yakınım, buraya da yakınım gibi teorilerle, halbuki hiçbir yere yakın değil, hiçbir yerde güvenmez, hiçbir yer inanmaz. Yani böyle bir insan modelidir. İşte bir gün gazetesi de yazar, bir gün gazetesi ne pay alıyorsa orada durur. Yani bir gün gazetesinin kulvarından öteye çıkamaz. Ne Nurşen Çakır, ne Nuray Mert olması gereken bir şey. Buna doğru dönüyor. Buna doğru döndüğü için de telaş var, buna doğru döndüğü için de kaygı var. Olması gereken yere oturuyor bence. Ve ben dediğim gibi bu dönemde illegal yapılarla bağlantısı olmazsa CHP'yi, MHP'yi, o görüşleri temsil eden yazarlar da öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve onlara karşı tukaka edilip bu eyyamcılar, ha bunlar daha iyi denirse de bizim cephe tarafından, bu da bizim cephenin ahmaklığıdır. Çok açık söylüyorum yani. Yani bizim demokrasi, o daha iyi. Yani esas korkulması gereken şey sinsi propagandistlerdir. Yanılıyor muyum Saadettin? Evet, ben katılıyorum söylediklerine. Sen katılmıyorsun herhalde. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen de katılıyorsun. Ama sessiz kalıyor ama. Sessiz kalıyor diyor. Yani şimdi bazı bu senin de katılman lazım. Ya bu şunu söyleyeyim. Yani ha, bir insanın 200'lü olması ya da işte hangi terminoloji, hangi içinde doğduğun kültürden ya da geldiğin kültürden karşılarsan karşıla. İster 200'lü de, ister münafık de, ister eyyamcı de, ne dersen de bir kere ne olduğu gibi görülüp göründüğü gibi olandan daha tehlikeli olduğu ortada. Yani bu tartışılmayacak kadar. Hı-hı. Ortada sen hep ısrarla her zaman dile getirdiğin bir konu bu. Ben de katılıyorum sana. Kesin. Yani burada ben ciddi söylüyorum, CHP çizgisinde, MHP çizgisindeki Kemalist, işte ülkücü, ulusalcı o yazarlara da haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet, bu adamlar sevin sevmeyin bir temeli var bu adamların ya. İllegal yapılarla bağlantı kurmadıkları sürece yeniden belirtiyorum. Bunların yok. Bir temeli yok. Ya Yalıverez gibi ben bunlar ya. Ara dönem gazetecisi. Yani az önce söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Evet. Ya bunlar illegal yapılarla işbirliği yapmadıkları sürece eyyam mı yapar, işte ona mı yatar, buna mı yapar, yatar. Beni hiç ilgilendirmiyor. Senin o çizdiğin çerçeve sadece bir ahlak sorunudur. Tabii tabii. Tamam mı? Öyle olup da böyle görünmek ya da böyle görünüp de öbür türlü yapmak. Temsil sorunu yani o bu, yani olmama haksız kazançtır o. Haksız, haksız kazanç boyutu ayrı bir şey. Haksız kazanç, haksız konu. Ama evvel emirde bir ahlak sorunudur o. Tabii o doğru. Yani delikanlı olmuyorsan, net olmuyorsan, mert olmuyorsan bunun bedelini ödersin. O ahlaken bedelini ödüyorsan ödersin, ödemiyorsan da niye bunun bedelini ödemiyorsun diyemem ben. O hakkın ahlak sorunu olarak